Merhaba arkadaşlar. Dünya genelinde en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp, bildiğiniz gibi bir süre önce gönderilen mesajı karşı taraf okumadan önce silebilme özelliğini uygulamasına eklemişti. Fakat Android işletim sistemindeki bir açık sayesinde bu mesajları okumanın bir yolu bulunuyor. Bu videonun yayınlandığı ana kadar WhatsApp bu açığa bir çözüm üretememiştir. Android telefonlara gelen mesajlar bildirim geçmişi bölümünde depolanmakta ve mesaj silinse bile geçmiş bildirimlere bakarak yazılanları görmek mümkün olabilmekte. Tabii Android telefonlarda bulunan bu bildirim geçmişine ek bir yazılım olmadan maalesef ulaşabilmemiz mümkün değil. Google Play Store'da bulunan Notification History isimli uygulama, bildirim geçmişini tarayarak silinen bir bildirim olması halinde bunu kullanıcıya gösterebiliyor. Videonun altında programın indirilme linkini sizlerle ayrıca paylaşacağım. Şimdi sizlere programı yüklemeyi ve kullanmayı elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım. Telefonumuzda bulunan Play Store uygulamasını açıyoruz. Google Play Store'daki arama satırına ekranda az sonra yazacağım şekilde Notification History yazıp aratıyoruz. Karşımıza çıkan uygulamalardan yeşil renkte bildirim işareti olan Notification History uygulamasının üzerine tıklayıp yükle düğmesine basıyoruz ve telefonumuza yüklüyoruz. Çok büyük boyutlu bir telefon, bir uygulama olmadığı için kısa sürede telefonumuza yüklenecektir. Yükleme işlemi bittikten sonra karşımıza aç butonu çıkacak. Aç diyerek programı çalıştırıyoruz. Hemen karşımıza bir sözleşme ekranı çıkacak. Yes deyip sözleşmeyi kabul etmek zorundayız. Bir sonraki ekrana geçiyor. Ok tuşuna basıp bir sonraki ekrana geçip bildirim erişimi için izin istiyor bizden. Bu telefonumuza mesaj geldikçe uyarı şeklinde, tabii silinen bir mesaj olduğu zaman uyarı şeklinde bize bildirim için izin veriyoruz. Ve geri dönüyoruz tekrar programa. Okla tekrar bir sonraki ekrana geliyoruz. Burada da depolama izni istiyor bizden. Buna da izin ver diyoruz. Tekrar ok tuşuna basarak 3. ekrana ve son ekrana geliyoruz. Burada da bir uyarı var. Uyarıya anlaşıldı deyip tekrar ok tuşuna basıp OK tuşuna basıp işlemi tamamlıyoruz. İşlemi bitirdiğimizde uygulama bize bir deneme mesajı gönderiyor. Senin bildirimini yazıyor gördüğünüz gibi. 2 tane ekranda mesaj var. Ben bunları silmek istiyorum. Ekran boş olsun. Deneme yaptığımızda sadece bizim göre yaptığımız işlemler görürsün diye. İki mesajı da tekrar tek tek siliyorum. Ve program içinde herhangi bir mesaj kalmıyor. Şimdi diğer hattından şu an ekranda görmüş olduğunuz telefona WhatsApp üzerinden bir mesaj gönderip daha sonra bu mesajı akabinde hemen silmek istiyorum. Şu an ekranda gördüğünüz telefonda bir süre sonra göreceksiniz. Şu an mesaj geldi. WhatsApp'a giriş yapıyorum. Gördüğünüz gibi bu mesaj silindi uyarısı hemen karşımıza çıkıyor. Tıklıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi mesaj gönderilmiş. 13.52'de ve silinmiş. Şu an 13.53 saat. Sağ üst köşede gördüğünüz gibi. WhatsApp'tan çıkıp uygulamalardaki Notification History yazılımına uygulamasına tıklıyorum. Zaten tıklar tıklamaz. Program açılır açılmaz. Ekranda son yapılan işlemler görüküyor. Bakın Akın yazıyor. 13.52'de gönderilen mesajı görüyorsunuz. Üzerine tıklıyorum. Akın'ın dünyası yazısını görüyorsunuz. Diğer telefondan bu şekilde bir mesaj göndermiştim. Gördüğünüz gibi. Uygulama çok güzel çalışıyor. Bir deneme daha yapmak istiyorum. Tekrar programdan çıkıp WhatsApp'tan yeni bir mesaj göndereceğim. Diğer telefonumdan mesajı yazıp bu telefona gönderiyorum.
Henüz gelmedi mesaj. Şu an geldi. WhatsApp'a giriş yapıyorum tekrardan. Evet bakın bir mesaj. Burası yine var. Pozitif mesaj 13.52'de gönderilmişti. Şu an saat 13.54 oldu. Ve yine silinmiş bir mesaj karşımızda duruyor. WhatsApp'tan çıkıyorum. Ve tekrar uygulamayı çalıştırıyorum. Bakın saat itibariyle 13.53'te bir tane daha mesaj geldiğini gösteriyor. Gönderildiğini gösteriyor. 13.54'te gönderilmiş bir 13.54. Yine aynı dakika içinde mesajı okuyoruz. akınımdunyası.com www.akınımdunyası.com diye bir mesaj göndermiştim. Program sorunsuz çalışıyor bu şekilde. Tabii programla ilgili pil ömrünü kısalttığı ve telefonunuzu yavaşlattığı gibi yorumlar kısmında bazı bilgilendirmeler var. Bunu da ayrıca bilgi olarak vermek istiyorum. Bu şekilde teknoloji ve bilgisayar ayrıca eğitim konularında videolarımızın devam edebilmesi için kanalımıza abone olmayı ve lütfen beğen butonuna basmanızı rica ediyorum sizden. Teşekkürler.